kuruluyla birlikte çeşitli cepheler kuruluyor. Soma, Aksar, Savaştepe cepheleri kuruluyor. Ayvalık cephesi kuruluyor. Ve 15 ay Yunanların Balıkesir'i işgal etmesi ve Balıkesir'in öteye gitmesi engelleniyor. Bu 15 ay çok önemli. Çünkü Ankara'da kurulmakta olan milli mücadele bu 15 ay taraftaki yeri çözersek sayı var. Evet. Yerdeki bir dayı tam başta okunan. Sayın Bakanım bir görüntü alabilir miyiz? Biraz geri gelin. Pardon. Bir dakika. İlahi yani tam aksiyonu ve tam aksiyonu diye güzel bir çizgi ifade. Aksiyonu sensin diye. Teşekkür ederiz. Başkanım. Bana da bir şey yapayım. Müsaade eder misiniz? Tamam. Daha istemiyoruz. Müsaadenizle. Çok kıymetli üyeleri, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirler, 6 Eylül'ün ilk kültür merkezi Hasancan Kültür Merkezi. Değerli misafirler, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Demin Hasan Avcı Başkan konuşurken Sayın Cumhurbaşkanımız aradılar. Hasan Avcı Başkanımızın heyecanına kendileri de ortak oldu. Balıkesir'in heyecanına kendileri de ortak oldu. Sevgi ve selamlarını iletmemi istedi. Onu da bu vesileyle iletmiş oluyorum. Hayırlı olsun beklerimle iletmiş oluyorum. Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek, çeşitlendirmek, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere, etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayının artmasını sağlamak bakanlık olarak öncelikle görevimiz. Elbette bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorundayız. Kültür merkezlerinin bizim için en önde gelen hizmet alanı da budur. İnsanımızın dışarıda kaliteli zaman geçirmesi, boş vaktini kişisel gelişimden rahatlamaya kadar kendisine bir fayda sağlayacak şekilde değerlendirmesi, elbette kültür ve sanatı bunun bir aracı olarak görmesi önemlidir. Kültür merkezleri tam da bunun için var olmalıdır. Bir bina değil, bir yaşam alanı olarak tasarlanmalı. Ama hepsinden önemlisi amacına uygun şekilde kullanılıp halkımıza layıkıyla hizmet etmektedir. 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta kat edilen mesafe muazzam bir seviyededir. Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ, Sivas'tan Van'a, Mersin'den Burdur ve Çanakkale'ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı açtık. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nin inşası, Sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu projesinin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte
2021 yılı sonunda bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122'ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir, Bandırma, Ordu, Ünye ve Giresun kültür merkezleriyle devam edeceğiz. Bu süreçte 60 farklı projeye de ödenek desteği sağladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bugün açılışını yapmanın memnuniyetini duyduğumuz ve 6 Eylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasancan Kültür Merkezi de bu projelerden biri. 2210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez, 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu, ayrıca mescit bulunuyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini özellikle bekliyoruz. Halkımızdan da ricam, ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun. Öyle ki Balıkesir'in 6 Eylül'ün daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu görelim ve bunun memnuniyetiyle kültür sanatta yeni hizmetlerin, etkinliklerin, uygulamaların kapısını birlikte aralayalım. Hasancan Kültür Merkezi'nin hizmeti açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar. Sayın Bakanım, Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Ulusal Ödül Töreni ve Avrupa Konseyi'ne devam edecek protokol konuşmaları sonrasında gerçekleştirecek ödül töreninin ardından kapanış ile son bulacaktır. Sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nda okumaya davet ediyoruz. Milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, il başkanımız, çok kıymetli Balıkesir protokolü, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün Sayın Bakanımızı ağırlıyoruz, Kültür ve Turizm Bakanımız. Sağ olsun, kendileri Balıkesir'e zaman ayırdılar. Ama az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da söyledi, bize bu zaman çok kısa geldi. Sağlık ve esenlik şehri seçilmiş Sayın Bakanım. Gerçekten kültürel altyapısıyla, turizm altyapısıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Balıkesir'e sizi daha geniş bir zamanda bekliyoruz. Bugün bu ödülü almayı Balıkesir zaten fazlasıyla hak ediyor. Özellikle kültür alanında, turizm alanında imkanları olan bir şehirden söz ediyoruz. Dağları, ovaları, termal turizm imkanları, iki denize kıyısı olan bir şehir yine Balıkesir. Medeniyetler öncülük etmiş bir şehir. Böyle bir şehri turizm anlamında ve kültür anlamında daha fazla öne çıkarmamız gerekiyor. Bu da ancak sizin desteğinizle olur Sayın Bakanım. İnşallah önümüzdeki dönemde biz bu desteği zaten hissediyoruz şu anda. Daha da güçlü bir şekilde hissetmek istiyoruz. Hep birlikte Balıkesir'i kültür anlamında, turizm anlamında daha iyi yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. Burada Balıkesir'in çok değerli, Balıkesir'i temsil eden çok değerli oda başkanlarımız var, valimiz var, milletvekillerimiz var, yine bürokrat arkadaşlarımız var, belediye başkanlarımız var. İnşallah onlarla birlikte bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. Ben bugün Balıkesir'deki programlara katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha nice ödülleri hep birlikte alır, hep birlikte kutlarız diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Konunun Balıkesir için önemine ve ehemmiyetine binaen çok da fazla tekrara girmemek kaydıyla birkaç cümlede ben etmek istedim. Tabii hemen çeşitli vesilelerle yapmış olduğumuz hemen her konuşmamızda
ifade ediyoruz. Balıkesir'imiz gerçekten hem doğasıyla, kültürüyle, yeraltı zenginlikleriyle, deniziyle, iki denize kıyısı olmasıyla, termaliyle, ulaşım noktalarındaki uğrak noktada olmasıyla cennet misali bir köşe. Ülkemizin en güzel köşelerinden, en güzel şehirlerinden bir tanesi. Tabii bizler milletvekilleri olarak, işte şehrimizi temsil eden oda başkanlarımız, üniversitelerimiz, eser ve hizmet siyaseti anlayışını bilen, elini her daim taşın altına koyan, vizyonuyla şehre öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, şehri için, şehrimiz için göreve geldiğinden bu yana Sayın Valimiz gerçekten katkı sunma anlamında, şehri daha öne çıkarma anlamında emeklerinizden dolayı size de hasreti Sayın Valimiz. Dünya turizminin dikkatini Balıkesir'in üzerine çeken çalışmalarından dolayı Sayın Valimize bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli konuklar, katılımlarıyla programımızı onurlandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un hitaplarını yapmak üzere kürsü teşviklerini saygılarına arz ederim. Buyurun Sayın Bakan. Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ülke genelinde mücadele ettiğimiz yangın olayları içerisinde Balıkesir'de gerçekleşen afetin kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlayan bütün yetkililere ve görevlilere teşekkür ediyor. Balıkesirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tekrarını göstermesin. Değerli misafirler, kısa adı EDEN olan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi, Avrupalı turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ayrıca barındırdığı değerlere dikkat çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu her yıl yeni bir tema belirleyerek program açar. Başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu ödülü verilir ve Avrupa çapında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilir. Bakanlık olarak biz 2016-2017 yılları hariç olmak üzere 2008-2019 yılları arasında bu programa dahil olarak 7 ulusal ve 25 finalist destinasyon çalışmalara dahil etmiş bulunuyoruz. Belirlenen temalar çerçevesinde Gaziantep'i, Sakaryaeli, Karaklı ilçesi, Ankara Altındağ, Hamamönü, Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu, Titlis, Nemrut, Krater Gölü, Kars, Kuyucuk Gölü, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Edirne Tarihi Kırklı'na etkinlikleri ulusal destinasyon seçilmiştir. 2019 yılının ulusal destinasyonu ise sağlık ve esenlik turizmi temasıyla Balıkesir olmuştur. Emeği geçen herkesi kutluyor, Balıkesir'in kültür ve turizm hayatına değerli katkılar sunmasını temenni ediyor. İkinci ve yine çok önemli başarı olarak Ayna Yaz Rotası Avrupa Konseyi Kültür Rotası sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu uluslararası rota Türkiye'de Truva'dan çıkıp Edremit, Antandro, Osman denize açılmakta, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya üzerinde devam etmektedir. ANIAS, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı'nın ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşımaktadır. Bu güzergah söz konusu 5 ülkenin UNESCO Dünya Miras Sitesi'nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları birbirine bağlamaktadır. ANIAS rotasının Avrupa Konseyi Kültür Rotaları sertifikası almasıyla birlikte ülkemizden geçen sertifikalı kültür rotaları sayısı 7'ye yükselmiştir. Avrupa Yahudi Mirası Rotası, Zeytin Ağacı Rotası, Avrupa Termal Şehirler Rotası, Demir Perde Bisiklet Rotası, Avrupa Sanayi Mirası Rotası ve Avrupa Seramik Rotası diğer sertifikalı rotalarımızdır.
kıymetli misafirler. Turisti alışıldık konfor alanından çekip çıkarmak, önce ülkemize ardından değişik bölge ve illerimize yönlendirmek ciddi bir önem taşıyor. İnsanlara farklı turizm alternatifleri, hatta aynı anda birden fazlasını deneyimleyebilecekleri rotalar sunmak bizim bu amacımıza ulaşmamızı sağlayacak en önemli etkinliklerin başında geliyor. Gerek şehirlerimizin dahil olduğu uluslararası rotalar, gerekse sınırlarımız için oluşturacağımız güzergahlar, birer ayrıcalık olarak insanların ülkemizi tercih etmesine, ayrıca misafirlerimizin kalış sürelerini uzatmalarına güçlü bir neden teşkil edecektir. Bildiğiniz üzere Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda illerin ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımının yapılması amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programı başlatıldı. Sürdürülebilir bir işbirliği modeli geliştirmeye yönelik bu çalışma kapsamında 81 ilimizin tamamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yapısı oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çok önemli bir alt proje. Eğer bunu başarabilirsek illere yaymaya öğretmek ki olmadan zaten daha ilerisi mümkün değil. Tek sesli tanıtıma Türkiye'nin dünya genelinde tek sesli tanıtımla başarmış olacağız. Ülkelerin önemli zenginlikleri ilçeler bazında, iller bazında, bölgeler bazında kültürel değerleri. Bunu da en iyi bu ülkelerde, bu illerde, bu ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız biliyor. Sizler biliyorsunuz, farkında olan sizlersiniz. O yüzden bunları en iyi şekilde anlatabilecek olan, o varlıkları ön plana çıkaracak olan da sizlersiniz. Bizim sadece yaptığımız Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte bunları nasıl yönetebileceğinizi, bunları nasıl farkındalığını en kısa sürede dünyaya tanıtabileceğinizi, Turizm Geliştirme Ajansı gibi bir silahı, Turizm Geliştirme Ajansı'nın en etkin çağımızın iletişim metodu olan web page'lerinden biri olan Go Türkiye sitesiyle nasıl uyum halinde çalıştırıp dünyaya tanıtabileceğinizi size gösterdim. Bu bağlamda seçilen 7 pilot il ile çalışmalara zaten başladık. Balıkesir'de kurul ve işbirliği modeline yatkın yapısı göz önünde bulundurularak pilot illerimizden biri olarak seçilmiştir. Yani demin konuşan belediye başkanım, milletvekili ve Sayın Valim de belirttiği gibi aslında Balıkesir'de bu istek oluşmuş, bu heves oluşmuş. Önemli olan bu. Yani siz aslında yolun yarısını almışsınız. Zaten bu isteğinizin, bu heyecanınızın sonucu olarak da ödüller de geliyor. İşte öncü illerin arasında da seçiliyorsunuz. İnşallah kısa bir sürede potansiyelinizin de, yeni potansiyelinizin farkında varılması için gerekli tanıtım desteğini biz bakanlık olarak vererek dünya çapında tanınan bir ülke, bir şehir haline gelmenizi hep beraber sağlayacağız. Biz Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerleri açısından zengin tüm bölgelerinde önemli kültürel etkileşim izlerini taşıyan tarihi yapıları, antik yolları, yerleşimleri kapsayan güzergahlar oluşturarak bu değerlerin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. İpek yolu, Senkor yolu, Likya, Pisidya, Karya, Frigya gibi antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları, Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültür rotaları buna verilebilecek en güzel örnekler. Gastronomiden inanca kadar farklı temalar etrafında geliştirdiğimiz rotalarımızla salgın sonrası gelişen alternatif turizm yaklaşımlarına da cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Yerel kalkınmayı farklı turizm türlerini ve bölgelerini destekleyecek güzergahlara öncelik veriyoruz. Bugün baktığımızda bisikletle 4 farklı bölgede 100'e yakın rotamız geçiyor ve tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin arasından geçiyor. Önemli belirtmek istediğim bir nokta var. Dünyadaki en iyi bisiklet rotaları Türkiye'de. Ama Türkiye'nin bisiklet turizminden aldığı pay çok düşük. Yani bu biz çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Bugüne kadar önemli bir şekilde farkındalığını yaratamadığımız için hak ettiğimiz gelirlerden mahrum kalmışız. Şimdi özellikle Turizm Geliştirme Ajansı ve yeni 2020 stratejimizle birlikte potansiyelleri keşfedip çıkarılmasını ve dünyada farkındalığın yaratılması üzerine bir strateji kurduk. Pilot bölgelerden biri de siz dersiniz. Ve bisiklet turizminde Türkiye çok ciddi pay alabilecek seviyede. Çünkü dünyanın en iyi bisiklet rotaları Türkiye'de. Sadece bunu anlatmamız gerekiyor. Rotaları biz tek tek belirliyoruz. Rovelo'ya da kaydını yaptırıyoruz. Dünya bisiklet rota haritaları içinde. Bununla ilgili gerekli altyapıları da belediyelerimizle birlikte sağlayacağız. Bakanlığımız turizm bisiklet
Dost Otelleri de tescilliyor, belgelendiriyor şu anda. Bir yıl içinde Türkiye bisikletten hızlı bir şekilde bisiklet turlarıyla ilgili, bisiklet turizmiyle ilgili alması gereken payı çok hızlı bir şekilde almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ayrıca gastronomi turizmiyle kültür turizmine katkıda bulunacak şekilde de hazırlanıyoruz. Gastronomi rotalarımız ise farklı bölgelerdeki yerel kültürleri, mutfaklarını doğal ve coğrafi işaretli ürünler için alacak şekilde oluşturuldu. İlgisine kısa mesafede tanıyabilecekleri onlarca farklı gastronomik değeri bir rota halinde sunuyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinden onlarca yürüyüş rotalarımız var. Tamamı kullanıma hazır halde GoTürkiye.com platformunda yer alıyor. Bu arada GoTürkiye.com dünyada en çok ziyaretçi olan, açık ara, en çok ziyaretçi olan turizm tanıtım sitesi. Çok da eminim, yaklaşık 1,5 yıllık bir, hatta 1 yıllık bir geçmiş var. Ama hızla rakiplerini yakaladı ve araya hızlı bir şekilde açtı. Şimdi sizlerin de desteklediği içeriği daha da zengin hale gelecek ve orada artık hedefimiz çok tıklama alması değil, hedef ülkelerden, hedef misafir kitlelerinden tıklama alması. O yolda da hızlı bir şekilde sizlerin destekleriyle ilerleyeceğiz. 7 bölgemizden 30 tane inanç rotası oluşturduk. Topraklarımızda iz bırakmış birçok farklı inanca ait ibadethaneleri ve kutsal mekanları birbirine bağlayan bu rotaları ziyaretçilerin belli bir tema içerisinde gezip görebilecekleri şekilde bütün dünyaya tanıtıyoruz. Bunların dışında UNESCO ve Avrupa Bisikletler Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen rotalarımız var. Ayrıca UNESCO'nun Avrupa Kültür Rotaları alanına da dahiliz. Bütün çalışmalarımız gibi rotalarımızın amacı da sahip olduğumuz rakipsiz kültür, tarih, doğa ve medeniyet zenginliğini koruyarak onları ülkemiz ve insanımız için bir kazanca ve faydaya dönüştürmek. Bu yolda atılan her adım, elde edilen her başarı bizi önce hedeflerimize ulaştıracak, ardından ise yeni hedeflere giden yolu çizmemizi sağlayacak. Bu duygu ve düşüncelerle hem Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu ödülü için hem de ANIAS rotasının Avrupa Konseyi Kültür Rotaları sertifikası alması sebebiyle ilgili çalışmalara emek veren herkesi kutluyorum. Elde edilen başarıların daha nicelerinin ömürlü olmalarını biliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, müsaade edelim. Müsaade edelim. Şöyle basın danışmanlar. Tuncay. Bir ne çeksin? Sayın Bakan gerçekten pek duruyor.